Merhabalar, bu videomuzda ürün takip sistemi entegrasyonu için DIA yazılımda oluşturduğumuz dinamik alanları hop yazılıma bağlamayı göstereceğim. Öncelikle parametreler kısmına giriş yapıyoruz. Bunun altında sağlık parametreleri, UTS parametreleri, alım satım parametreleri ve üretim zayi parametreleri olarak iki farklı pencere var. Öncelikle alım satım parametrelerinden örnek vermek gerekirse, cari kartından UTS kurum kodu alınacak olan dinamik alan. UTS kurum kodunu bağlamamızı istiyor. Cari UTS kurum kodunu ben burada seçiyorum. Carinin UTS'ye kayıt durumunu belirleyici olan dinamik alan. Kayıt durumunu belirleyici dediği cari UTS durumu olarak açmıştık. Carinin UTS'ye kayıt durumunu belirleyici olan dinamik alan değeri. Şimdi burada yan tarafı okumamız gerekiyor. Carinin UTS'ye kayıt olup olmadığı bilgisini okunacağı dinamik alan değeri. Kayıtlı sayılacak değerli değeri seçin. Seçilen değer kayıtlı olarak bildirim yapılır. Şimdi kayıtlı bir kurumu bildirimi için kayıtlı kurumu seçmem gerekiyor. Burada ikinci de sorduğu carinin UTS'ye kayıtsız olup olmadığı bilgisini sunacak dinamik alan değeri. Kayıtsız sayılacak değeri seçmemi söylüyor. Bu sefer kayıtsız kurum. Bu sefer tüketici olarak belirleyici alanı soruyor. Tüketici seçiyorum. Kayıtlı kozmetik firmasını soruyor. Kayıtlı kozmetik, kayıtsız kozmetik gibi alanları seçmemi istiyor. İthal bildirimleri için stok kartında okunacak olan menşei dinamik alanı. Menşei kodu, ithal bildirimleri için faturadan okunacak olan ithal edilen ülke dinamik alanını soruyor. Şimdi bu şekilde bütün hepsini doldurmamız gerekiyor. Burayı bitirdikten sonra kaydete basıyoruz. Ve ardından üretim zayi parametrelerine geçiş yapıyoruz. Burada da malzeme fişleri üretim için kullanılacak dinamik alan. Üretim şekli. Malzeme fişlerinde üretim için kullanılacak dinamik alan değeri. Burada üretim için kullanılacaksa üretim. Bunun gibi hepsini doldurduktan sonra kaydet butonuna basarak işlemimizi tamamlıyoruz. Hop yazılım parametrelerinin girişi bu kadar. Bunların tamamının nasıl girileceğini görmek için, öğrenmek için dokümanlar kısmını inceleyebilirsiniz.